Borcun muhtevası önemli. Şimdi borç dediğimiz biz Türkçe'de tek bir kelimeyle karşılıyoruz. Borç diyoruz. Ama eskiden kardı hasen deniliyordu. Kardı hasen karşılıksız birine borç para vermek demek. Ama genel anlamıyla borç dediğimiz kelime arkasında bir ticari ilişkinin olduğu borç olarak anlaşılabiliyor. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Yani kard ile kardı hasenle karşılıksız birine verilen işte e, abi bin liraya ihtiyacım var. Basri abi bana bir bin lira verir misin diye birine verdiğimiz bin lirayla efendim kitap satmışsınız birine. E, biliyoruz siz mezatta larda bulunuyorsunuz, oradan evet. topladığınız kitapları bazen elden çıkartabiliyorsunuz. Evet. Birine kitap satmışsınız, kitabın karşılığında da bin lira borçlanmış size. Doğru. Yani dolayısıyla bir karşılığında ticari bir ilişki olup da ondan kaynaklı bir borç, bir de karşılıksız olarak verilen borç var. Karşılıksız olarak verilen borç emanet hükmündedir, verildiği gibi geri alınır. Artı Zaman kavramı da bağlayıcı değildir. Yani e, insan önünü görebilmesi açısından işte ya abi iki hafta sonra vereceğim, bir ay sonra vereceğim, iki ay sonra vereceğim diye bir laf söyler ama bunun bağlayıcı bir tarafı yoktur. Niye? Emanet hükmündedir. Yani bugün ihtiyacım yok size verdim yarın ihtiyacım olduğunda sizden bunu isteyebilirim. Nasıl siz ihtiyacınız olduğunda geldiniz benden istediniz ben de size verdim. Ben de ihtiyacım olduğunda gelir sizden dün verdiğim parayı isteyebilirim. Bu durumda siz eğer onu kullanmamışsanız verirsiniz. Yok eğer kullanmışsanız o zaman bana müsaade ben sağdan soldan inşallah tedarik edeyim size borcumu ödeyeyim dersiniz. Niye? Çünkü karşılıksız yapılan bir iyilik bu. Verildiği gibi alınabilir. Efendim ama zaman konuşmuştuk. Bir sene, iki sene, üç ay, beş ay. Hayır efendim. Bu zaman yani edeben konuşulabilir. tabi ee, tabii borç veren insan da e, iki gün sonra sık boğaz yapmaz. Ama olur ya yani bir adam borcu keyfe keder almıştır. Dolayısıyla e, sıkıştığında borç veren, borç verdiği kimseden bunu talep edebilir. O da e, nasıl nasıl birkaç gün önce gidip ondan istemişse bu sefer başkasından ister borcunu ödemeye gayret eder ödeyemedi kimse kimsenin canını alacak hali yok bu bir bu borç bin lira verildiyse bin lira olarak alınır ama ticari bir borç ise bu ticari borçta siz işte üç tane kitap sattınız karşı taraf bin lira size borçlandı bir ay sonra ödeyecek. Öyle anlaştınız. Evet. Bir aydan önce o parayı talep edemezsiniz. Ama adam gelmiş demiş ki size hocam benim elime para geçti. Bunu ben size 800 lira peşin olarak ödesem bir mahsuru var mı? Hay hay 800 lira öde. Canın sağ olsun dersiniz alırsınız. Bunun anlamı ne? Siz kitapları 1000 liraya değil de 800 liraya satmış oldunuz. Evet. Dolayısıyla kitabın fiyatından iskonta yapmış olursunuz. Bir iskontoyu o an yapabileceğiniz gibi daha sonra da yapabilirsiniz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla erken ödemeye yapılan indirim ticari malın kendisinde yapılan bir iskonto gibi değerlendirilir. Bunda bir sakınca olmaz inşallah. Fakat indirim olabiliyor. Madem bindirim de olsun. Yani adam bir ay içerisinde ödeyemedi. Bin lirayı artık bin iki yüz lira olarak ben senden alırım. Deme şansımız yok. Niye? Çünkü biz bin lira olarak malın değerini ifade ettik, verdik. Artık bundan sonra zimmette bir borç ilişkisi meydana gelmiştir o borcu ödeyemedi diye veya ödemeyi geciktiriyor diye üzerine ilave yapma imkanımız yok. Fakat eğer kasıtlı olarak yapılan bir şey varsa nasıl olsa bu adam Müslüman adam efendim bu parayı ödemedik diye bizden vade farkı alacak hali yok diye bir suistimal söz konusuysa iyi niyetin kötüye kullanılması söz konusu ise o zaman siz parayı ödemedinse alımızdaki alışveriş bitti malımı geri getir diyebilirsiniz. Bundan sonra farklı bir hukuk orada e, oluşur. Böyle bir durumda da siz kendinizi korumaya alabilirsiniz. İlgililer bunların detaylarını biliyorlardır. Bilmeleri gerekir. Çünkü eee hal dediğimiz yani herkes halinin, durumunun, işinin, mesleğinin ilmini, fıkhını bilmek durumundadır. Bir ticaret erbabı da ticaretle ilgili, alışverişle ilgili haram helal nedir? bunları bilmek durumundadır, öğrenmek durumundadır. Buna göre davranır.